Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huobi borsasının düzenlediği ön satış sistemi olan Prime List'ten bahsedeceğim. Bu Prime List sistemi diğer ön satışlara göre gayet risksiz bir sistem. Sadece dolar elinizde dolar tutarak katılabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi daha öncesinde düzenlenen ön satışlarda yani bu Huobi borsası için demiyorum diğer platformlar için diyorum borsalar veya ön satış platformlarında hatırı değer sayıda bir token alabilmek için minimum 1000 doların üzerine veya 1000 dolara yakın bir civarda elinizde e, o borsanın tokeni veyahut o ön satış platformunun tokeninden kilitli bir şekilde bulunması gerekiyor. E, bugün bu şu şartlarda da kimsenin elinde 1000 dolar 2000 dolarlık bir bakiye bulunmadığı için bunu e, ya büyük yatırımcılar yapıyor ya da yurt dışındaki insanlar yapıyor. Maalesef bizim insanımız bu sisteme katılamıyor ama Huobi e, çok farklı bir ön satış sistemi sunuyor sizlere. İlk öncelikle Huobi borsasına yolduktan sonra kimliğimizi doğruluyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında e, kimliği doğruladıktan sonra buradan arkadaşlar spot bakiyemize bizim minimum 55 dolarlık bir şey e, dolar göndermemiz USDT göndermemiz gerekiyor. USDC değil, stable değil. Farklı bir dolar cinsi kripto para değil arkadaşlar. USDT olması gerekiyor. Yani Tether olması gerekiyor. Buradan arkadaşlar borsa hesabına girdiğimiz zaman uygulamada da zaten internette çokça arattığınız zaman görebilirsiniz. Burada yatırma bölümü seçiliyken USDTT seçilirken arkadaşlar TRC20 ile göndermenizi tavsiye ediyorum. Bunun sebebi de TRC20 anında maksimum 1 dolarlık işlem ücreti alınıyor ama ERC20'de e, bu ağ doğrulaması daha fazla olabiliyor arkadaşlarken Yani alınacak ücret daha fazlaya çıkabiliyor. Yaklaşık sizin göndereceğiniz 50 dolar yüzünden 15 dolarlık bir işlem ücreti ödeyebilirsiniz ama TTR'de, TRON anında sadece 1 dolar ödüyorsunuz. O yüzden daha karlı. E, daha sonrasında bakiğimizi gönderdiğimiz zaman arkadaşlar bizim burada 200 dolarlık bir hacim oluşturmamız gerekiyor. Bu hacmi nasıl oluşturabiliriz? Hemen ben size en basit yolunu gösteriyorum. Şimdi 55 dolar attığınızı varsayalım. 55 doları neden attık? Niye 50 dolar diye sorduğunuzu biliyorum. Onun da sebebi Örnek veriyorum ben buradan değeri en düşüklerden işte XLM partisine geliyorum. Buradan da 50 dolarlık bir alım yapıyorum arkadaşlar. Zaten hesapta şu an herhangi bir şey olmadığı için alıma izin vermiyor. Pardon 78 dolar varmış. Ben buradan e, 50 dolarlık alıyorum diyelim. Satın ala basıyorum. Daha sonrasında hemen ardından direkt bunu satıyorum. 50 dolarlık aldığım zaman ne oluyor? Al sat yaptığımda 100 dolarlık hacim oluşuyor. Bunu bir daha yapıyorum. Ne oldu? Size 200 dolarlık bir hacim oluşuyor. 5 dakika sonra hacminizi gelip buradan kontrol etmeniz gerekiyor. Burada kontrol ettiğinizde... E, hacminiz 5-6 dakika içerisinde 10 dakika içerisinde burada hacminiz yansıyor arkadaşlar. Hacminiz yansıdıktan sonra da ön satış gününe kadar beklemeniz haricinde herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Şimdi gelin size daha önceden yapılan ön satışların size ne kadar kazandırdığına bakalım. Bir Biko'nun ön satışı olmuştu burada. Yaklaşık 1 ay olması lazım herhalde veya 3 hafta olması lazım. Bu proje yanlış hatırlamıyorsam e, 20 centten verilmişti herhalde insanlara veya 30 centten. Tam hatırlamıyorum fiyatını. Maksimum çıktığı tepede 22 dolar diyebiliriz düz ortada bir e, çıkılan 40x'lik veya 45x olması lazım. Yanlış hesaplamıyorsam ben şu anda. E, bir değer var ve bayağı çıktı. Bu çıkış dönemine Bitcoin'in o hafiften yükseliş dönemine denk geldiği için bu daha bayağı pamplandı ve gitti. Onun haricinde burada Rifi var arkadaşlar. Kendisi 10, 10, e, centten satıldı. Ve şu anda gördüğünüz gibi 3.91 dolar seviyesine kadar çıktı. Yani nereden baksanız 39x yaptı. Ve geçen hafta yapılan UNB ön satışı arkadaşlar. Bu da 0.012'den yapıldı ön satışı. Bu da 0.27 cent yani düz hesap 27 cent e, kadar çıktı. Nereden baksanız bu da 20x yaptı. Yani elimizde ortalama minimum 20x verebilecek bir proje var. Burada ortalama bunların yaptığı fiyat göre burada verilen token'ın yani bu GMP'de token'in Size dağıtılacak payına göre hesaplayabilirsiniz. Maksimum burada çekilişe ayrılan kısım zaten 5 milyon adete yakınmış. Bunlar da daha farklıydı. Kiminde daha çok, kiminde daha az. Ona göre bunlar hesaplayarak işte 3 aşağı 5 yukarı, 32, 40, x kaç yapacağını görebilirsiniz. Dediğim gibi e, yarın saat 21. 12. 2021 tarihinde saat 1'de bu sayfaya gelerek uygulamada da zaten Prime List yazıyor. Oraya basarak burada satış kaydı butonu çıkacak arkadaşlar. Satış kaydı butonuna basıp elinizde sadece dolar tutarak katıldığınız için e, çekiliş diye seçecek orada zaten otomatik kendi seçiyor HT tutmadığınız için e, HT tutmak zaten HT tutmakta da, da garanti alım hakkı veriyor ama ET tut daha garanti alım hakkı tanınabilmesi için yaklaşık bir 2000-3000 dolarlık HT tutmanız gerekiyor düzgün bir şekilde alım hakkı kazanabilmeniz için. Onun haricinde buraya gelip satış kadını basıp Çekiliş seçilirken onayla dediğinizde ortalama bir saatlik bir kayıt süresi var. Bütün kullanıcıların girebilmesi için. Bu bir saatlik süre dolduktan sonra satış sona eriyor. Bu e, yazısının yanını göreceksiniz. Onda da 20 dakikalık bir e, çekiliş süresi olacak. Çekiliş çekildiğinde de ilk 2700 kişinin arasında olursanız e, alım hakkı doğuyor size. Bu şöyle değil arkadaşlar. Buraya gelip ne kadar erken basarsanız basın. Ee, birinci sırada olmuyorsunuz. Bir havuz var, havuza giriyorsunuz, havuzda da artık çekiliş yapılıyor ve bu çekilişte de size kaçıncı sıra düşerse ona göre alım hakkı doğuyor. İlk 7 ilk 2.700 kişi veriliyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, bu videomuzda bu kadar da. Aklınıza takılan bir bölüm olursa e, videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı kazançlar. Like